Fatma Hanım'ın çocukluğunu, doğduğu evi, varsa anne babasını, kardeşlerini, ailesini, mahallesini, yakınlarını, ait olduğu memleketi, toprağı arıyoruz. Çocuk yaşta engelli annesiyle baş başa kalmış, senelerdir onun ailesini arıyordu. 35 yıllık hasret Esra Erol'da son buldu. Mucize dakikalar önce gerçek oldu. Fatma Hanım'ın ailesini bulduk. Şükürler olsun. Daha 11 yaşındaydı. Annesi rahatsızlanınca Yonca Birol'a babaannesi baktı. Hayatta başka kimseleri yoktu. O küçük kız büyüdü, elindeki eski fotoğrafla annesinin kök ailesini bulmaya karar verdi. Yonca Birol geliyor. Annesi %85 engelli, şizofreni hastası. Yonca yıllar sonra annesine kavuşuyor ve bugün annesinin köklerini aramak üzere karşımızda olacak. Ben 11 yaşına geldim. Babam hayatını kaybetti. Sonra anne, ben çok küçük olduğum için anneme sahip çıkamadım. Çocuktum. Elimden hiçbir şey gelmiyordu. Annemi yurda yatırma kararı aldı. Çünkü babaannemin de Alzheimer başlangıcı oldu. Bir hayat kurayım dedim. Tek başıma kaldım çünkü. 11 yaşında. Hem annem gitti, hem babam gitti. İlerleyen dakikalarda canlı yayına bir telefon geldi. Eksik olan parçalar yavaş yavaş oturmaya başladı. Hoş geldiniz. Bizi nereden arıyorsunuz? Ben Manisa Kırkağaç'tan arıyorum sizi. O Fatma Sarıgün benim eski görümcem oluyor. Ben aynı evde yaşadım yıllarca. Onun doğurduğu bir kızı var, onu da ben büyüttüm. Bir kardeşi daha var. Gülay. Ablası var, 92 doğumlu ablası var. 92 doğumlu bir ablası var. Aynen. Adı da Özlem. Ancak zaman içinde ailesinden verilen kayıplar da vardı. Biz 8 kardeşiz zaten. Fatma'la beraber. Zaten 3 tanesi vefat etti. Hüseyin Sarıgül. Ondan sonra Emine Ulu ben. Bir de Kenan Sarıgül öldü. Onlar da yeni kaybettik. Başınız sağ olsun. Esra Erol sayesinde Özlem sona erdi. Yıllardır süre gelen hüzünlü hikaye mutlu sonla bitti. Bu 35 yıllık bilinmezlik bugün bu stüdyoda sona erdi. Gidelim.